Türkiye'de 998 tane halk eğitim merkezimiz vatandaşımızın taleplerini alarak yerinde beklemeden ayaklarına giderek hangi kursları istiyorlarsa kursları halk eğitim merkezleri üzerinden vatandaşlarımıza sunma gayret içerisindedir. İnsanlarımız ne istiyorlar ise gelişmeleri yönüyle, değişmeleri yönüyle, meslek edinme yönüyle, hangi alanda olursa olsun, bilgi edinme yönüyle olsun, hobi yönüyle olsun, ne yapmak istiyorsa karşılığını halk eğitimde bulur. Kimi 7 yaşında, kimi ise 70, kimi meslek öğreniyor, kimi ise okuma yazma. 7'den 70'e diyoruz ama yaş sınırlamamız yok. İsterse 80'inde gelsin, isterse 90'ında gelsin. Manavgat Halk Eğitim Merkezi'nde öğrenmenin ne yaşı var ne de sınırı. En minik öğrencim 17 yaşında. En yaşlısı da 68 yaşında. 1 Eylül 2020 tarihinden 31 Mayıs 2022 tarihine kadar toplam 749 kurs, 24.134 kursiyerimize dokunduk. Manavgat Halk Eğitim Merkezi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 749 kursla yaklaşık 25 bin vatandaşın hayatında yeni bir sayfa açtı. Hedef ise çok daha fazlası. Hedefimiz tüm Manavgat'ta yaşayan 250 bin kişiye kurs açmak. Hiç okula gitmedim. İnşallah ülkemizde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak. %100 okur yazar bir toplum olacağız. Yaşınız kaç olursa olsun, lütfen bu fırsatı kaçırmayın. 2018 yılında Emine Erdoğan'ın destekleriyle başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Manavgat Halk Eğitim Merkezi ilçede tek bir okuma yazma bilmeyen bırakmamakta kararlı. Funda'dan öğrendim. İşte bu benim yazdıklarımdır. İşte hocanın yanında işte öğrendim ben okuma yazmayı ama çok üstünde durdu benden. Emeği çok bana vardır. Ben çok geç kaldım. Ben Diyarbakır'da cumartesi pazar vardı 20 yıl önce. Ben o zaman pişman oldum gitmediğime. Ben o zamandan gitsem şimdi mesleğimi elime almıştım. Hiç olmazsa eşimden para istemezdim. Ben giderdim kartımı takardım, maaşımı ben alırdım kendime. Ben hep eşimden, çocuklardan para isteyeyim. Yani ben de bir memur olmak isteyeyim. Hiçbir şey için geç değil, ben de okumak isterim. Hayat boyu öğrenme programı kapsamında amacımız bir tane bile okuma yazma bilmeyen öğrenci kalmasın. Hayat boyu öğrenme haftası tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da etkinliklerle kutlandı. Manavgat Halk Eğitim Merkezi'nce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama etkinliğinde sayıları her geçen gün artan kurslar tanıtıldı, kursiyerler ürünlerini vitrine çıkardı. Kursumuzun adı geleneksel Türk el sanatlarında, tesip, İslami sanatlarda tamamen geleneksel desenlerle çalışıyoruz. Birçok eser kursiyerlerimizin kendi tasarımıdır. Filografi Orta Doğu'dan gelen, bir dönem Osmanlı'da kullanılmış fakat zorluğu ve meşakkati dolayısıyla körelmiş, unutulmuş gibi bir şey. Şimdi yeniden güncelleniyor. Çekiçlerle, çivilerle haşır neşir olurken içinizdeki bazı duyguları bastırabiliyorsunuz, sakinleyebiliyorsunuz. Tam bir antidepresan diyebilirim yani. Güzel, sakinleştirici ve motive edici bir el sanatları. Bizim kursumuz Mevduşat. Halk eğitim merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin bir diğer motivasyon kaynağı ise aile ekonomilerine katkıda bulunmaları. Gerçekten değer katabiliyor mu bu kurslar? Kesinlikle bir terapi gibi geldi bize. Biz orada sadece şey öğrenmiyoruz yani. Hem ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, hem eksiklerimizi gideriyoruz. Arkadaş bağı, dostluk, birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Yani bizi çok motive etti bunlar. Çok hoşumuza gitti. Severek o günü zevkle gidiyoruz. Eve katkıda bulunuyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Çocuklarımızın eksiklerini ayarlıyoruz. Dışarıya yaptırmıyoruz. Bu kadar bir katkımız var. El becerimizi geliştiriyoruz. Başkasına yaptırıncaya kadar kendimiz yapıyoruz. Mesela benim şu yaz iki tane çocuğum evlendi. Bunu ben kendi maliyet olarak ödemiş olsaydım bir 30 bin lira falan bana bir ekstra ücret çıkacaktı. Ama şu anda ben hiçbir para vermeden bunları hazır bir şekilde kendi zevkime göre yaptım. Yani tavsiye ediyorum. Bütün insanlar gitsin hayatlarını yani böyle güzel şeylerle değerlendirsin. Boş vakit geçirmesinler. Ülkemize de bir katkı sağlasınlar. Evlerine katkı sağlasınlar. Bunların hepsi bir ülkemiz için bir payda, yarar. Herkes üretmek zorunda. Üretici insanlar olalım yani. Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kursiyerlerin neredeyse tamamı birer girişimci adayı. Özellikle aromatik bitkiler kursunu tamamlayan kursiyerlerin salep üretip şimdilik aile bütçelerine katkıda bulunması, yakın gelecekte iş dünyasının kapılarını aralamaları içten bile değil. Ürettiğiniz sattığınıza değmez. Değil mi?
Geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Bu aşçı yardımcılığı kursu. Öte yandan aşçı yardımcılığı ve pastacılık kursiyerlerinin birbirinden lezzetli ürünleri de Manavgat protokolünden tam not aldı. Evet, bütün kurslarımıza geldi. Manavgat Halk Eğitim Merkezi'nce Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen dönem sonu sergisinin açılışını Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir yaptı. Kaymakam Demir tek tek standları gezdi, ürünleri inceledi, kursiyerlerle bol bol sohbet etti. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Gelin el çiçekleri. Manavgat Halk Eğitim Merkezi'nde mesleki ve kişisel gelişimden kültürel, sanatsal ve sportif alanlara kadar yüz yüze ya da çevrim içi toplam 3700 kurs imkanı bulunuyor. Halk eğitimi zaten çok biz komşuyuz yan yana, vızır vızır. Manavgat Halk Eğitim Merkezi'nin her yaşa uygun eğitim fırsatları kentte öğrenmeyi sürekli kılmaya devam ediyor. Kurum olarak binlerce yıllık kadim kültürümüzü göz ardı etmeden, ahilik anlayışında, iyi insan yetiştirme hususunda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu hedefe ulaşmak için halkımızı eğitmeye, meslek edindirmeye, iş edindirmeye çalışıyoruz. Çalışmaya, koşmaya, yorulmaya devam edeceğiz. Evet, alkışlayın. Bravo. Tebrik ederim.